Sayın seyirciler, dün gece Türkiye'de ve dünyada çok sayıda insan peri gördüklerini iddia etti. Söylentilere göre yardıma ihtiyacı olan herkese bir peri tarafından yardım edilmiş. İlginç olan şu ki bütün bu insanlar gördükleri periyi aynı biçimde tarif ediyorlar. Sarı saçlı 60 yaşlarında şık bir bayan. Dün bütün dünya ile ilgilenirken kızlarımı ihmal etmişim. O kadar hızlı geçiyorsun ki anlayamıyorum. Ne olmuş? Karı koca ikisinin de arası gerilmiş. Dudu, bunda senin parmağın yoksa bak şuraya yazıyorum. O zaman orayı epey yalayacaksın. Çünkü benim parmağım yok. Ben suçsuzum hakim bey. Sebep neymiş peki? Geriye alalım da görelim. Hadi görelim bakalım. Toplantıydı ya, aman ya. Sorma kardeşim, sorma ya. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Bunlar müşteri değil, bunlar köylü kurnazı kardeşim. İki kuruş için çingene pazarlığı yapıyorlar adamla. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Sadık? Biz bu adamlarla çalışmayalım. Bu adamlar bize prestij kaybettirir. Ya tamam, çok haklısın da yani şirketin ayakta kalması için böyle müşterilere de ihtiyacımız var Yavuz. Of, neyse ya, çok yoruldum. Saat neredeyse gece olmuş zaten. Çıkalım mı? Çıkalım, ben de çok yorgunum valla. Telefon. Evet, tamam bağla. Alo. Tamam, şimdi geliyorum. Tamam, beklemeyin, siz yiyin. Tamam, o zaman yemeyin. Ne diyeyim yani, yarım saate kadar oradayım. Hey Allah'ım ya, hey Allah'ım ya. Ya biraz geç çıkarsın, zırt pırt telefon açarlar, neredesin, neredesin diye. Bıktım vallahi ya. Şimdi Eda da arar beni. Ya bu kadar gerilimin üzerine git, bir de evde güler yüz göster. Heh, hadi çıkalım o zaman. Çıkalım abiciğim, yürü. Hey Allah'ım ya. Sanki keyfimizden şey. Ha, vallahi billahi. Gördüğün gibi benimle hiç ilgisi yok. İş stresi. Her evde olan ve akşama eve dönüldüğünde de özür dileyip halledilecek bir mesele. Bu kavgaya senin sebep olmadığını nereden bileyim? Hiç inancın yok bana. Bak, eğer istiyorsan Yavuz'la Sadık'ın karılarının gönüllerini almasını sağlarım sana. Hadi yap da görelim. Aha, beni tehdit mi ediyorsun? Bekle de gör. Ay, pes yani, pes. Doğru söylediğini ispat etmek için koskoca Periler Heyeti Başkanı'nın düştüğü duruma bakın. Alınıyorum yani. Alınma güzelim, alınma. Sen benim kraliçemsin. Efendim. Aa, bağlayın tabii. Buyurun Oğuz Bey. Öyle mi? Peki, siz bilirsiniz. Teşekkür ederiz. İyi günler. Ne dedi? Verdiğimiz fiyatın üzerine çıkamıyoruz diyorlar. Ne yapalım? Ya bence kabul edelim. Çünkü şirketin yaşaması için bu anlaşmayı imzalamamız şart Yavuz. Of Sadık ya. Aman, hiç hoş bir şey değil bu. Ama herhalde benim yerimde babam da olsa aynı şeyi yapardı. Ne yapalım? Aramayalım. Birazcık bekleyelim. O kıl aldırmadıkları burunları birazcık sürsün istiyorum. Evet, çok haklısın da çok da fazla beklemeyelim ama, tamam mı? Peki. Hadi devam edelim biz. Gördüğün gibi iş stresleri var. Ama bu gerginlik ne işe ne de ev hayatına yansımayacak. Betüş'le Eda'yı arar sorarsın. Eğer iyi haberler alırsan da benim bu işte hiçbir ilgim olmadığımı anlamış olursun böylece. Hah, arıyorlar, gördün mü? Şişt, Dudu sessiz ol, bak bir şeyler oluyor. Ne? Efendim? Bir bakalım kim arıyor Sadık? Oğuz Bey değil belli. Betüş mü arıyor? Doğru tahmin. Ver. Alo. Tamam, bekliyorum.
Ya Sadık. Hı? Dün akşam yemek meselesi yüzünden Eda'ya çok üzdüm ben ya. Ya sorma, ben de Betüş'ü üzdüm galiba biraz. Niye bu kadar geç bağlandı ki? Alo? Neredesiniz, neredesiniz? Tamam, hemen geliyoruz. Yavuz çabuk. Ne oldu? Suzan'ı hastaneye almışlar, erken doğum yapıyormuş. Çabuk gidelim. Yapma ya. Koş, evet, koş, evet. Koş, koş, koş. Evet. Kadın sevinçten doğuruyor. Ne sevinci? Neden bahsediyorsun? Ay, onu kocasıyla barıştırdım da ondan. Sevindi, yazık, sevindi. Doğuma girdi. Sen nasıl yaptın? Ay, ne var bunda şaşacak? Periler heyeti başkanı olarak tabii ki sihirlerimi kullandım. Hadi biz de gidelim. Beni hastaneye almazlar ki bu halde. Doğru. O zaman ben tek başıma gideyim. Ay, belki bir yardımım dokunur. Değil mi? Ay, inanamıyorum, inanamıyorum. Başımıza taşlar yağacak. Ne oldu buna böyle? Melaike oldu. Sihirli günler Peri Hanperi. Sihirli günler Periliçem. Haberin var mı? Bazı faniler dün gece bir peri gördüklerini söylüyorlar. Ve bütün televizyonlar bundan bahsediyor. Haberim yok Periliçem. Ve hepsi de Dudu'yu tarif ediyorlar. Ne diyorsunuz? Yani Dudu yaptığı bütün iyilikleri kendini göstererek mi yapmış? Hem perileri hem de fanileri. Ay, korktuğum başıma geldi. Gelecekte de periler heyeti başkanı olarak kalabilmek için, yani oy toplayabilmek için yüzünü gösterdiğini sanıyorum. Fakat Periliçem, seçimlerde yalnız periler oy kullanır. Hani fanileri niye kendini göstersin? Biliyorsun, Dudu gösterişi çok sever. Bu arada dolaylı olarak Suzan'ın erken doğum yapmasına sebep oldu. Evet. Periliçem olarak senden Dudu'ya verdiğin görevini geri almanı istiyorum. Ve o zavallı kadıncağıza yardım et. Bebeği prematür olarak doğmuş olsa da sağlıklı büyüsün. Ne diyeceğimi şaşırdım Periliçem. Hemen gidiyorum. Ve Dudu'ya şunu söylemeyi unutma. Karşılık bekleyerek yapılan iyilik, iyilik değildir. Söylerim Periliçem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim. Ve bizlerle hayat ve